Mine Kanat, Cumhuriyet Gazetesi Donananlar ve Donanlar Don, bizim dilimiz ve kültürümüzün temel direği en önemli sözcüğüdür. İki anlamı vardır. Hem iktidarı betimlemeye yarar, hem muhalefeti. İç çamaşırı yokluğu olarak donsuzluk, yoksulluk anlamıyla iktidarsızlıkla özdeşleşir. Oysa donamak, donatmak, donanmak gibi eylemler hep don sözcüğünden türeyen ve zenginlik yani suyun başını tutmakla ilgili muktedir ifadelerdir. Hatta kültürel zenginlik bilgi birikimini bile donanım kavramıyla anlattığımıza bakılırsa başla kıç arasındaki evrensel ilişkiyi kuşkusuz en kısa belki de en doğru yoldan kuran bizim dilimiz Türkçedir. Meğer bizi muktedir başlar ne kadar açmış donanmaya ey okur. Nerede Hz. Muhammed'in öğütlediği tevazu, nerede bunlar? Bir lokma bir hılka felsefesinden ye kürküm ye pratiğine, kıtlıktan çıkar gibi iştah ve hırsla daldılar, 21 yıldır yiyor doymuyorlar. Donanmaya doymayanlar. Hanımlar pahalı tesettüre, beyler markalı lacilere, evler görgüsüz mobilyalara, garajlar lüks arabalara, Kız kızan şirketleri ihale ve vakıf cukkalarına, banka hesapları öbek öbek destelere, donana donana doymuyorlar. Uhrevi mutluluğu, dünyevi mutluluğun önünde tutan bir dinin müminleri olarak doğrusu pek tuhaflar. Ölümlü dünyanın kul gözünü sonunda toprakla doyuracağını, cehennem korkusunu unutmuşa benziyorlar. Bazıları cennete bile inanmıyor. Ölümden sonra sınırsız cima vadine kulak asmıyor.'' yaşamını huriler ve hatta nurilerle donatıp donları da dünyevi iktidara tablosunu asıyor. 21 yıldır yaşayıp gördüğünüz gibi Türkiye'nin muktedir başları büyülü don sözcüğünün salt iç çamaşırından yola çıkan donanmak donatmak türevlerini kullanıyorlar. Dondurmaya doymayanlar. Oysa donun zenginleşmekle hiç ilgisiz soğuk bir anlamı daha var buz kesip katılaşmayı ifade eden bir sözcük ve eylemler. Donmak, dondurmak, dondurma, derin dondurucu ve benzeri. Yine bir dondan çıkıyor ama ne yazık ki bu dondan çıkıyor. Zaten muhalif Türkiye'nin makus kaderi de böyle bir donla başlıyor. Bir donla sürüyor. Çünkü 21 yıldır donanan bir iktidarda donsuz kalan muhaliflerin temsilcisi olması gereken başlar don üstünde ikili oynuyor. Muhalefet milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ayrıcalıkları, partilere devlet ödemeleri, belediye rantları falan derken hem ufaktan ufaktan donanıyor hem de işgal ettikleri koltuklarda donup kalarak son kullanma tarihlerini uzatıyorlar. Hele bir ana muhalefet var ki, Deniz Baykal tarafından konulduğu derin dondurucuda edindiği katılığı hiçbir elektrik kesintisi, hiçbir seçim şoku çözemiyor. Derin dondurucudaki muhalefet Dünya değişiyor. Türkiye hep daha kötüye doğru değişiyor. CHP ne ileri gidiyor ne geri. Olduğu yerde duruyor. Oy oranı %25'te donmuş. 4 ila 7 dönemdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kazık çakan 21 milletvekili. Adları sosyal medyada var. Dondurma işlemi sırasında koltuklarına yapışmış, kazınarak çözülemiyor. Taze güçlere, yenilere yer açılmıyor o koltuklarda. Yıllardır CHP'nin Ankara'daki genel merkezini ziyaret eden yabancı gazeteci arkadaşlarımdan dönüşte hep aynı sözü duyarım. Politbüro. Politbüro derken CHP'nin MYK'sını zaten sistem donduğu için çöken eski Sovyetler Birliği Komünist Parti Merkezi Komitesi Politik Bürosuna benzettiler. Haksızlık ettiklerini düşünürdüm. Meğer doğruymuş. Politbüro donukluğu Takdir edip saygı duyduğum, idealist, dürüst ve çalışkan CHP'li eski Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, yıllarını verdiği partisinin niçin donup kaldığını tüm parametreleriyle açıklayan bir kitap yazdı. Çatlağın arkası. CHP'nin köhne iç dünyasını irdelemesine, şimdi sırası değil denmesin diye de kitabın dağıtımını seçim sonrasına başlattı. Seçimlerin niçin kaybedildiğini anlamak isteyenlerin dikkatle okuması gereken kitapta Aykurt Nuhoğlu, CHP'nin politbürosunu bakın nasıl anlatıyor. MYK'da kararlar oluşturulur, parti meclisi sessizce onaylar, 18 kişilik MYK'yı genel başkan atar, herhangi bir karar almak için çoğunluğu sağlamakta hiçbir zorluk yaşanmaz. MYK üyeleri ve genel sekreter önceleri parti meclisinde gizli oyla seçilirdi. Zamanla bu yetki genel başkana verildi. Bugüne gelindiğinde genel başkan ve yakın çevresi daha güçlenmiş oldu. Buzuldaki fosil, genel başkanın çevresiyle uyumlu olmak aday olmanın önünü açar. Parti üyeleriyle pek ilgilenmek gerekmez. Yukarıdan aşağıya oluşan otoriter bir yapının nimetlerini dar bir grup kendi çıkarı için kullanır. Yaptıkları tek şey partinin bugünü ve geleceğiyle ilgili kararların tartışılması görevini genel başkan ve MYK'ya bırakmaktır. Politika oluşturulamamasının nedeni budur. Toplantılarda ses çıkarmama devri başlamıştır. Genel başkan ve MYK ne derse doğrudur. Onlarla tartışmaya girmek bir sonraki dönemde seçilmemek demektir. Görmeyeceksin, konuşmayacaksın, alkışlayacaksın, efendi olacaksın. Derin dondurucudaki CHP'nin nasıl fosilleştiğini anlatan bu kitabın içeriğine önümüzdeki hafta tekrar döneceğim. Çünkü CHP yaşama döndürülmeden Türkiye yaşadığımız çağa döndürülemez. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.